Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da yine kombinasyon yapacağız fakat bu kombinasyonu daha çok direk yumruklarla yapacağız. Yani bu torbalarda özellikle genelde kroşe, aparkat çalışılıyor ama direk yumruğa çok önem verilmiyor. O yüzden bu videoyu direk kombinasyonlara ayırdım. Umarım katkı sağlar size. Şimdi dilerseniz sol sağla başlayalım. Her zamanki gibi gardımızı alıyoruz. Bu sol sağ direkte şu konuya dikkat etmemiz gerekir. Zaten yeni arkadaşlar da vardır ama özellikle eski sporcu arkadaşlar için vurduktan sonra aşağı inmesin. Tek çizgide, çeneyle torba arasında bir çizgide gidip gelsin. Evet, şimdi 3'e çıkaralım. Yani sol sağ sol. Evet. Bir tane yumruk daha ekleyelim. Dörtlü kombinasyon yapalım. Sol, sağ, sol ve geri çekerek bir daha sol yumruk vuralım. Buradaki yumruğa çok dikkat edelim. Sol, sağ, sol tamam gidip geliyor ama özellikle solu vurduktan sonra çekmek biraz zor oluyor. O nedenle bunu sakın yapmayalım. 1, 2, 3 bunu yapmayalım. Mutlaka geri çekip uzatalım. Özellikle torbada çalışıyorsak. 1, 2, 3, 4 bunu neden yapalım? Çünkü sol, sağ, sol vurduktan sonra özellikle rakip genelde sağ bekler. Bu da ben hep sürpriz yumruk diyorum çünkü karşı tarafın tahmin etmediği bir yumruk. O nedenle geri çekip aynı yumruğu hızlı çıktığımızda biraz daha vurma potansiyelimiz artar. Devam edelim. Dikkat ettiyseniz vuruyorum, torba gidiyor ve torbanın dönüşünde yani hemen şunu yapmıyorum. Geliyor. Çoğu arkadaş bunu yapıyor çünkü torbayı bekliyorum gelsin. Ben ona gitmeyeyim. O bana gelsin. Evet. Şimdi bir kombinasyona bir de sağ sol direk ekleyelim. Yani dikkat ettiyseniz zaten hep direk yumruklar yapacağız. Sol sağ sol. Sol sağ sol. Sol sağ sol, sol sağ sol. Bu hareketleri yaparken tabii ki omuzlarımız biraz yanacak. Fakat bu omuzlarımızın yanması bizim tempomuzu düşürmesin arkadaşlar. Devam edelim. Çünkü omuzlarımızın yanması aslında bir nevi oranın güçsüz olduğu anlamına geliyor ve biraz daha yüklenmen gerektiğini bir şekilde söylüyor. Ama iki çeşit omuz yanması var arkadaşlar. Bir, tam ısınmadan, yani tam ısınmadan bam güm girişirsek torbaya şiddetli bir şekilde yanma olur. Ve o ısınmadığımız için kas diyor ki, dile geliyor yani diyor ki, hey arkadaşım sen diyor beni uyandırdın ama diyor bana kahvaltı yaptırmadan beni işe başlatıyorsun ve benim performansım bu kadar çıkmaz. Ve o da ne oluyor? Sakatlığa sebebiyet verebiliyor. O nedenle mutlaka ısının, bu ısınmanın önemi çok büyük arkadaşlar. Evet, şimdi dans edelim ve dörtlü, sol sağ sol sağ. Özellikle bu yumruğu hızlandırmak için, yumruklarınızı hızlandırmak için sıklıkla yapabilirsiniz arkadaşlar bu kombinasyonu. Burada şuna dikkat edeceğiz. Özellikle bu dörtlü yumruk, az önce de belirttiğim gibi daha çok hıza yöneleceğimiz için torbanın gidip gelmesini beklemeyeceğiz. Vuracağız, torba gidecek. Vuracağız, torba gidecek. Yani torbanın bize yanaşmasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz torbanın gelmesini engelliyorum. Bunun tersini de yapmamız daha çok katkı sağlayacak. Hani daha çok derken özellikle sağ tarafı için hızlandırmamız için yumrukları. Aslında çok da demeyelim, yanlış bir ifade de kullanıp kafanızı karıştırmayayım. Yani burada da şimdi sağdan başlayacağız. Bu da inanılmaz bir katkı sağlayacak. Yumruğu hızlandırabiliriz. Bazen şunları yapmakta fayda var arkadaşlar. Torba yaparken örneğin bir roundu sadece, ya da işte hani kaç round yapıyorsanız bir roundu sadece direkt yumruğa ayırıp o yumruklara odaklanın, ya da bir round sadece uppercut ve oraya odaklanın. Çünkü yumrukları arkadaşlar tamam vuruyoruz ama sağlam vurmamız gerekiyor. Sürekli sertliğini arttırmamız gerekiyor. Bunlar çok önemli. O nedenle bunlara çok dikkat edin. Şimdi umarım katkı sağlamıştır. Ben biraz sadece direkt yumruk kombinasyonlarını yapayım. Özellikle antrenman sonlarına şu hareketi de yapabilirsiniz. Bir noktaya daha değinelim arkadaşlar. Torbanın sadece bir bölgesine vurmayalım. Yukarı, aşağı. Yani karışık çalışıp farklı bölgelere yumruklarımızı alıştıralım ki maçlarda rahat edelim. Çünkü bu sparring'te de böyle, katıldığımız maçlarda da böyle hep istediğimiz sporcu gelmiyor. Bazen farklı kilo değil de farklı boyda gelebiliyor. O nedenle bu şekilde çok ciddi katkı sağlayacaksın. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.